Bugün Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesinde bulunan Seyit Gazi Türbesi'ni ziyarete geldik. Hadi gelin birlikte ziyaret edelim. Burası da türbenin seyir terası. Buradan Seyit Gazi'yi izleyebilirsiniz. İlk bölüm meydan karşılıyor bizi. Burası Kırklar Meydanı diye geçiyor. Kırklar Meydanı'nın başından sonuna kadar Bursa sütunları diye geçiyor. Şu görmüş olduğunuz sütunlar. Güzel, geniş bir bölüm. Burası baş müderris odası. Burası inanılmaz serin ve aşırı yankılı. Acayip bir yer ya. Girince böyle bir o şeyi hissediyorsunuz ya. Müderris baş öğretmen demek. Burada baş müderrisler ders veriyorlardı. Tabii bu yankıyla nasıl veriyorlardı bilmiyorum ama. Yani ha önceden de böyle yankılı mıydı, sonradan mı yankılı hale geldi bilmiyorum. Şu an Nurten kulağını tutuyor. Öyle bir yankı var, size nasıl geliyor ses bilmiyorum ama çok ilginç ya. Yani burada böyle bir zikir çekildiğini düşünün. O zaman acayip bir ambiyans olur burada. Derinliklere doğru iniyoruz. Vay. Bakın burası çok tehlikeli, dikkat edin. Burası ne ki acaba? Aşağı doğru inelim. Aşağı doğru iniyor. Burası ne için bilmiyorum. Vay be. Yani çok ilginç. Şurada bir şeyler oynuyor. Bir dakika. Işık yansıması. Burası çok dar. Yani şu küçük. Şöyle görün. Buradan eğilip geçmem lazım. Düşme hatun, dikkat et. Ha, şurada merdiven gibi bir şey var. Buralar ne ki ya? Buradan da aşağı iniliyor. Vay nasıl ya? İnsanlar burada. Çok egzantrik bir yere geldik. Burası çok iyi ama buranın hakkında bilgi almak lazım. Yani burası nedir? Niye aşağıda ve hala da aşağı inmeye devam ediyor? Şurada. Bunlar ne? Kuş bokları, kuş pislikleri. Üstünde hiçbir şey yazmıyordu. Yani şu kapının arkasında yazar mı bilmiyorum. Dışarı çıkıp bakmak lazım. Burası çok ilginç ha. Baksana. Şimdi sen niye yukarıdasın, ben niye aşağıdayım şu an mesela? Seyit Battal Gazi'nin türbesini bulduran Ümmühan Hatun'un yanında çalışan çok değerli bir zatmış kendisi, Kadıncık Hatun. Vasiyeti üzerine buraya defnediliyor. Burada da Kadıncık Hatun türbesi var. Kırklar Meydanı'ndan sonra bizi Halife Meydanı karşılıyor. Burası dini törenlerin yapıldığı yer. Burası da üçüncü bölüm. Burası ekmek fırını. Solumda ve sağımda iki tane ekmek fırını görüyorsunuz. Burada ekmek yapıyorlarmış. Eskiden ekmek fırınlarının tabii olmazsa olmazı nedir? Odun. Odunları nereye koyuyorlarmış? Odunları da buraya koyuyorlar. İçinde hatta hala odunlar falan var, çuvallar var ama burayı kilitlemişler, kapamışlar. O yüzden çok gösteremeyeceğiz sanırım.
Gösterebiliyor muyuz? Burası aşevi. Burada garibanlara yemek yapılıp yemek dağıtılıyordu. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane burada, 2 tane burada olmak üzere 8 tane baca var. Burada yapılan yemeklerin dumanı falan üst tarafa doğru çıkıyor. Buradaki yerlerde şunlar da ne diye sorarsanız onları da göstereyim. Hatta burada sizin için mum yaktım. Mum yakıp ışık olsun diye o zamanında böyle kullanılmış. Burası Battalgazi Türbesi içerisinde yer alan çilehaneler. Buraya gelip tüm dünyevi duygulardan arınaraktan inzivaya çekiliyorlar. Türbenin genişletme çalışmaları esnasında iki tane başı olmayan iskelet buluyorlar ve onların ruhlarına buraya kesik başlar türbesi yapılıyor. Burada da mezarları var. Allah rahmet eylesin. Artık başları mı kesildi, başka bir şey mi oldu bilmiyoruz. Kimse de bilmiyor bu arada bunlar kim. Öyle. Cüneyt Arkın filmlerindeki Battalgazi bu Battalgazi arkadaşlar. Filmde geçen her şey gerçekten doğru. Neden diyeceksiniz? Çünkü filmdeki Cüneyt Arkın'ın sevgilisi rolündeki Eleonora gerçekten Eleonora. İçeride zaten mezarı var. Burası da Çoban Baba Türbesi. Çoban Baba Seyit Battalgazi'nin rüyasını gören kişi mezarının burada olduğunu görüyor ve bunun haberini Ümmühan Hatun'a söylüyor. Ümmühan Hatun da derhal buraya bir türbe yapılmasını istiyor. Türbe girişlerinden bir tanesinde de yukarıda bir yazı var. Yukarıdaki yazının açıklamasını buraya yazmışlar. Esselamu aleyküm ya Sultan Seyit Battalgazi. Buradan selamınızı verip içeri doğru giriyorsunuz. Normalde Battalgazi Malatya doğumlu ama Bizanslara karşı burada savaşırken bir yara alıyor ve şehit düşüyor. Daha sonrasında Çoban Baba diye bir zat rüyasında Battalgazi'nin vefat ettiği yeri mezarının burada olduğunu görüyor ve bunun haberini 1. Alaaddin Keykubat'ın annesi olan Ümmühan Hatun'a söylüyor. Ümmühan Hatun da bu gördüğünüz yerde türbe yapılmasını istiyor. Tarihçesi böyle. Başladın mı? Tamam. Seyit Gazi yapan bu kadar önemli nedenlerden bir tanesi de Bağdat ve Hicaz yolu üzerinde yer alıyor. Eskiden hacca gidenlerin dönüşte uğradıkları yermiş burası. Rivayet odur ki Hacı Bektaşi Veli Orhan Gazi'ye buranın imara açılmasını istiyor ve Orhan Gazi de 1.000 tane halkı buraya getiriyor ve yerleşimi açıyor.